8 İslam ülkesinin liderleri D8 zirvesi kapsamında Pakistan'da bir araya geldi. Gazze'de sağlanan ateşkes sebebiyle liderlerin yüzü gülüyordu. Ancak kanayan bir yara daha vardı. O da Suriye. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu kez İslam dünyasına seslendi. Hiçbir ülke sırf kendi çıkarı için bölgede akan kana seyirci kalamaz dedi. İslam dünyası son bir haftadır Gazze'den gelen acı haberlerle sarsıldı. İsrail'den üst üste atılan füzeler sadece Gazze'de değil, tüm İslam ülkelerinde yankı buldu. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ve 8 İslam ülkesinin liderinin bir araya geldiği D8 zirvesinde de gündem Gazze'ydi. Gazze'nin son başarısını kutluyorum. İsrail iyi bir ders aldı. Bir daha böyle bir saldırıya teşebbüs etmeyeceğine inanıyorum. Gazze'den gelen ateşkes haberi yüzleri güldürdü. Zirve öncesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran, Pakistan ve Endonezya'nın cumhurbaşkanları ve Mısır Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Gazze'deki ateşkes sonrası durum masaya yatırıldı. İslam dünyasının kanayan bir diğer yarası ise Suriye'ydi. Liderler Suriye'deki son durumu da detaylarıyla konuştu. Zirvenin ardından önce aile fotoğrafı çekildi, ardından liderlerin hitabına geçildi. Gözlerse bölgesinde aktif dış politika yürüten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Bölgemizde ekonomik kalkınmanın, refahın, huzur ve istikrarın bölgesel barıştan geçtiği hepimizin malumudur. Bölgesel savaşların, çatışmaların, terörün ve anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda hiçbir ülke sadece kendi sınırları içinde refah, istikrar ve ekonomik kalkınmayı tam anlamıyla tesis edemez. Son dönemde bölgede yaşanan gerginliğe dikkati çeken Başbakan, Esed rejimini destekleyen ülkeleri eleştirdi. Bizler Müslümanız. Bizler şahsi beklentilerimizden, makamlarımızdan, diplomasiden öte öncelikle birbirimizin kardeşiyiz ve öncelikle birbirimize karşı sorumluyuz. Hiç kimsenin ve hiçbir ülkenin sırf kendi çıkarı için bölgede akan kana seyirci kalma, daha fazla masumun kanının akıtılmasına destek verme hakkı yoktur ve olamaz. Özellikle D8'i, bölgeyi ve bölgedeki tüm ülkelerin refah ve huzurunu tehdit eden konularda da etkin bir tutum almaya davet ediyorum. Zirvede Gazze konusunda ortak bir bildiri yayımlandı.